Abdurrahman Dilipak sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden olacağız. Her topluluk layık olduğu gibi idare olunacaktır. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde hayır olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir, çevirir. Her yükselişten sonra bir iniş, her inişten sonra bir yükseliş vardır. Şu diseleri aklımızdan çıkartmamak gerek. Hak şerleri hayreyler, sen sanma ki gayr Arif ana seyreyler, eyler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Sahi, Halid bin Velid niçin görevinden uzaklaştı? uzaklaştırılmıştı. Müslümanlar neredeyse zaferi Allah'tan değil Halit'ten bekliyor olacaklardı. Halit onun için azledildi. AK Parti içinde birileri bu iktidar döneminde sahip oldukları serveti ve gücü doğru kullanamadılar. Servet ve iktidar sahibi kimi kişiler içinden çıktıkları topluma yabancılaştılar. Seküler ve la el bir vadiye savruldular. Atiyi karanlık görerek yeğse kapılmak olmaz. Allah'a dayanıp sahiye sarılıp hikmete ram olmak gerek. Şunu görelim AK Parti birinci parti. HDP yüzde %13 oy alan bir yamalı bohça koalisyonudur. HDP ödünç oyları kaybetmemek için artık silah bırakması gerek. 80 civarındaki milletvekiliyle kendi içinde bir koalisyon gibi bir görüntü vermektedir. Unutmayalım ki biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Başkalarının yanlışlarından önce kendi içimizdeki yanlışlar konusunda ciddi bir şekilde düşünmemiz gerek. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye düşünmemiz gerek. Birilerinin bir planı varsa Allah'ın da bir hükmü vardır. AK Parti için yeni bir dönem başlıyor. AK Parti'siz bir çözüm yok. Ama önümüzde zorlu bir süreç var. Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konusunda bundan sonra nasıl bir rota izleyeceğini zaman göreceğiz gösterecek. AK Parti'nin aslında daha önceki seçimlere göre oy kaybı yok gibi. Ama daha önce sandığa gitmeyen %3'lük bir kesim ve ilk kez oy kullanan 1.1 milyon genç seçmenin tercihi kritik dengeyi alt üst etti. AK Parti bu seçimde de Türkiye Partisi olduğunu gösterdi. Diğerlerinin tamamı birçok bölgede yok. İlk 4 parti dışında kalan 16 parti hemen hemen hiçbir varlık gösteremedi. SP BBP ittifakı eksi verdi. AK Parti'nin oyu kendinden sonra gelen iki partinin toplamı kadar. HDP'nin oyu sadece %13. MHP %16 küsür ve CHP %25. AK Parti yurt dışında %45.6 aldı. HDP %21.5, CHP %20 ve MHP %8.9. AK Parti dışarı da daha güçlü. Bu seçimde hiçbir bağımsız aday meclise giremedi. Şimdi AK Partililerin İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye düşünmesi gerek. Hani şu ağaç kurtlarından söz ediyorum. Paniğe gerek yok ama ülkeyi de AK Parti de daha zorlu bir süreç bekliyor. MHP stabil, DTP kazançlı, CHP de. AK Parti de bu sonuçla içeride ciddi sonuçları olacak bir süreci başlatabilir. Türkiye açısından önümüzdeki 45 günlük süreç çok önemli. Hükümeti kim nasıl kuracak? Ne varlığa sevinelim ne yokluğa yerinelim. Evet. Tekrar hatırlatalım. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir çevirir. Bizi nimetlerini kimi zaman artırarak kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Her şey Allah'ın iradesi içindedir. Şeytan da biz onun rızasına talibiz. Aramızdaki gerçekten hak davaya inananlarla inanmayanların belli olması için. Kim kimdir safların ayrışması, kimliklerin ortaya çıkması, çileye talip olanlarla kibirlenip heva ve heveslerinin peşinde koşanların belli olması, arınma için bunlara ihtiyaç vardı. Olan oldu. Şimdi önümüze bakalım. Ama unutmayalım ki Allah cahil ve zalim bir topluluğa hidayet vermez. Bu süreçle ilgili bir gerçek var. O da imtihan olduğumuz gerçeği. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit